Hepinize cümleten merhabalar sevgili arkadaşlar. Şimdi en çok merak edilen, en çok sorulardan bir tanesi Akçay'da yaşamanın 10 sebebi veya nefret etmenin 10 sebebi. Gördüğünüz gibi Akçay sahildeyiz. Ekim ayının ortalarındayız. Hava günlük güneşlik, mis gibi, deniz dalgalı, leş gibi. Şimdi hemen linç kampanyası başlayacak. Şimdi Akçay'ın yerli halkı 10 numara 5 yıldız. Gerçekten insan canlısı, hepsinin güler yüzlü ve insanlara yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir de Akçay'a sonradan yaşayıp taşınıp yaşadıkça buralı olmaya çalışan fakat burnundan kıl aldırmayan tipler de var. Soru sorarsın cevap vermez. Suratı askındır. Sadece ve sadece tanıdıklarıyla, eşiyle, dostuyla akrabı olur. Sahilde selam versen kafasını çevirip yürüyüp giden cinsler. Evet, lafım onlara değil. İstediğiniz kadar linç edin. Ben sadece ve sadece doğruları söyleyeceğim. Burada anlaşalım ilk önce. Okey. Akçay sahil kasabası, oldukça uzun bir sahil şeridi var. Fakat Körfez'in ortalarına denk gelen bir yerde olduğu için denizi pek temiz değil. Özellikle İkizdereleri geçtikten sonra bir dere var ki büyük bir ihtimalle arıtma suyunun döküldüğü yer, kokusu yaz kış devam etmektedir. Kaz Dağları'nın hemen eteğindedir, görüyorsunuz. Kaz Dağları'nın eşsiz temiz hava, bol oksijen gelir. Fakat yaşam ve yaşam alanı o kadar çoktur ki İstanbul'u, İzmir'i ve diğer büyük şehirleri aratmayacak yoğunluktadır. Kafelerde gördüğünüz gibi Ekim ayının ortası, sahilde gördüğünüz gibi Ekim'in ayının ortasında full neredeyse, değil mi? Yaşadığınız şehir gibi. Hiçbir farkı yok. Bakın kafelere. Ama olsun. İnsan medeniyettir, değil mi? Şimdi Akçay'da yaşamamak için 10 sebebe gelelim. İsterseniz ilk önce onları sizlere söyleyeyim. Bir kere denizi %80 dalgalıdır ve çok soğuktur. Bölgenin en soğuk denizi buradadır desem yalan olmaz. Gerçekten çok soğuk. Yazın en sıcak gününde dahi denize girmek hani çivi gibi vücut ister. Böyle Rus falan olmanız gerekiyor ki yani Ruslar böyle buzlu sulara dalıyorlar ya kışın ortasında. Heh, aynen o şekilde. Burada yürümek, evet. Yürümek, nefes almak imkansız gibi bir şey. Özellikle yine yaz aylarında nem ve rutubet nefes aldırmıyor insana. Vücudu yapış yapış, günde 4 kere duş alsanız kâr etmez. Kazısı, tamiri, tadilatı hiç bitmez. Her an yolların bir anda sebepsiz yere veyahut da bir hafta önce kazılmış yer ikinci, üçüncü hafta sonunda tekrar kazıldığına şahit olabilirsiniz. Yani bir işi bir kere yapmazlar, 10 defa yaparlar. Gürültü hiç bitmez. Sabaha kadar vız 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 motosikletler bağırta bağırta artık kulaklarınız yırtılır ve çıkıp camlardan bağırmaya başlarsınız. Evlerde, evet, evcil hayvan beslemeyi hepimiz çok seviyoruz. Hepimiz çok seviyoruz biliyorum ama işte bir de havlayan cinsler var ki hani o minikler var ya, çoğu Akçay yazlıkçıları bu köpeklere sahiptir. Allah'ım o köpekler susmak bilmez. Her apartmanda da 3-4 tane mutlaka vardır. Hepsi sosyete ya. Evet, İzmir'e yakındır. Hatta yol, İzmir yolu, Çanakkale İzmir yolu bu bölgeden geçtiği için trafik hiç durmaz. Vızır vızır akar. Özellikle o ana yola yakınsanız uyumak yine imkansız. Geceleri çok sıcak olur, nemli olur. İnsanın vücudu böyle irim irim erir. Balıkçılar, evet. Gördüğünüz gibi sahil kasabası değil mi? Sahil ilçesi değil mi? Balıkçıları öyle bir pahalıdır ki Allah'ım Allah'ım, zannederseniz boğazda yemek yiyorsunuz. Bu kadar pahalı olamaz. Evet, diğeri, burada yürümek istersiniz değil mi? Bakın bu sesler sizi hiç rahat bırakmaz. Hiç ama hiç.
bangır bangır, özellikle yazın kafeleri her taraftan ayrı bir ses. Ya kardeşim, diskoteye mi geldik, Etiler'e mi geldik, Tarabya'ya mı geldik? Ya burası dinlenme yeri abi, diskotek değil ki. Evet, şimdi birazcık da iyi yönlerinden bahsedelim. Kışın çok güzel olur, çok çok güzel olur desem de inanmayın. Güzellikleri yok mu? Bilmem. Gelin siz yaşayın, siz bulun. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere sevgili dostlar. Biliyorum çok mıhına vurdum. Çok çok böyle linç edeceksiniz ama deniz de çok kötü değil mi? Resmen simsiyah olmuş su. Ne oldu ki bu suya böyle? Allah Allah. Ne oldu buna da? Kısaca Akçay. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.